Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar, bu videomuzda muhabbet kuşlarımızı sahiplendirdik. Erkek kuşlara verdik, bir tane arkadaşımıza verdik. Hüseyin arkadaşımıza Spangler tarzda bir tane jumbo muhabbet kuşunu sattık arkadaşlar. 150 liraya verdim arkadaşlar jumbo yavrumuzu. Bayağı da bir iriydi aslında, güzel bir kuştu. Şunların kardeşleri oluyor yani. Bir sonraki kuruşkada çıkan yavrular. Yani bunlar gibi iri olacaklar. Hatta bu da tüyünü attıktan sonra bu da irileşecektir. Şu an ilk tüyünü atıyor. İkinci tüyünü attığı zaman, gençlik tüyünü attığı zaman daha çok irileşecektir. Şu gri de Osman diye bir arkadaşımız var Şanlıurfa'da. Ona vereceğiz. Şunların da burun deliklerinde beyazlıklar var. Yani bunlara dişi diye tahmin ediyorum. İkisi de aynı şekilde dişi diye tahmin ediyorum ama erkek de olursa sürpriz olur. Beni şaşırtmış olurlar. Bunların durumları bu şekilde. Japoneslerimiz, mantollarımız da bu şekilde. Şu beyazlığının rengi çok güzel. Çok tatlı bir rengi var. Keşke bu çift kanat olsaydı. Biraz daha kıymetli olurdu, değerli olurdu. Yani anne babası çift kanat, bunlar böyle mantolu tarzı atıyor hep. Bunların durumları bu şekilde arkadaşlar. Rainbow takımlar var burada. Daha doğrusu Rainbow ve Japanese, iki tane dişimiz var burada. Yaz sezonuna giriyoruz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımızı dediğimiz gibi salmaya attık dişileri. Dişilerimiz çoğu salmada. Yavru takımlarımız var hala. Onları da bekliyoruz. Yavrunun bir tanesi de böyle atlamış arkadaşlar. Havaya atlamış. Tepeli yavrumuz. Jumbo tepeli yavrumuz. Bu şunların yavrusu arkadaşlar. Kabak bir dişimiz vardı. Şu yavru, evet. Yani annesine benzeyecek. Renk tonları falan hep annesinden almış. Yani bu takımlardan aldığımız tepeli ikinci yavru olacak bu. İki tane tepeli almış olduk yani bunlardan. Ben şu fanı bir kapatayım. Yani genelde her video çektiğimizde kuşların görüntüsü var zaten. Bir de üstüne fanımızın görüntüsü oluyor. Fanı kapattık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu da bir haftaya 10 güne kadar yeme düşer. Kerata zaten aşağı atlamaya başlamış. Yani mamadan yemeye çalışıyor kerata. Burada 3 tane yavrumuz kaldı. Bunlar da yakın zamanda yeme düşecekler. Anne baba geçen çiftleşirken gördüm. Yani bunlar kalsın, bir deneyelim. Yavru alabilir miyiz bunlardan? Havalarda ısınıyor ama bakacağız arkadaşlar. Olmazsa bunları da dinlendirmeye çekeceğiz. Evet, burada erkekler var. Japones erkekler 2 tane. Onları gösterdik. Rainbow takımlarımız var. Rainbow takımlar satıyorduk ama şu an için soran yok. Geçen Urfa'dan bir kişi daha soruyor. Ne kadar? 225 lira fiyat dedim. Hani alırsan 200 liraya kadar bırakırım dedim. Yani bu fiyata bile adamların hani pahalı diyorlar bu fiyata bile. Şanlıurfa'da Rainbow beslemeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten Rainbow burada sıkıntı yani. Rainbow'u artık anlamıyorlar mı diyeyim ya da ölü fiyattan almaya çalışıyorlar. Adama 50 liradan vermiş olsam hemen gelip alacak bu kuşları. Yani bu kuşlar da öyle 50 liralık, 60 liralık kuşlar değil. Yani 100 lira bile aslında yeri geliyor az bu kuşlara. Bakalım alan olursa bunun dişisi var, şu yeşili var duvar kenarında. Onun dişisiyle bunu 200 liraya satıyorum arkadaşlar, son fiyat. Eşi de bu arkadaşlar, biraz gri tonda. Rainbow takım 200 lira. Burada tepeli gruplarımız var. Babaları Japones, babaları Jumbo tepeli. Anneleri de Japones, dişi Japones. Bakalım kanat, sırt tüyleri yavaş yavaş çıkıyor. Yani mantolu tarzda hep oluyor. Bunların tüyleri mantolu tarzda atmış hep. Bakalım bunlarda 2 tane erkek, 2 tane dişimiz var. Şu erkek, şu da yemi üstündeki erkek, şu ikisi de dişi arkadaşlar. Bakacağız, bunları da yeni sezonla değerlendirebiliriz. Onları şu an için satmadık. Kümesimizde duruyor. Rainbow erkeğimiz, Japonya dişimiz. Bunların yavruları da az kaldı arkadaşlar.
5 tane yavrumuz var. Bunlar da artık bir hafta 10 güne kadar yeme düşecekler. Kerata, şunun renginin tatlılığına bakın yani. Çok muazzam tatlı bir renkleri var. Yani bayağı bir toz oldu ya. Şu kırmızı göz, bu jumbo. Bu yumurtayı kaydırmıştık. Folluk temizliği yapacağız arkadaşlar. Folluğumuz bayağı bir battı. Bu da jumbo'ya benziyor arkadaşlar. Bu da jumbo olacak. Yani yumurta kaydırmıştım. Demek onlar da bunlar oluyor. 3 tane rainbow var. Bir tane de şurada fünyerimiz var. Şu tepeye fünye diyoruz arkadaşlar. Yani tepesi de bu şekilde işte. Şöyle bir odaklayalım. Evet. Yani hafiften bir tepesi belirmiş burada. Maşallah arkadaşlar, yine buna şükür. Belki bunlarla şunları çalıştırabilirim. Rainbow tarzda renk alabiliriz belki. Rainbow tarzda jumbo rainbow. YouTube'da takipçimizin bir tanesi abi dedi kafesleri ne zaman satacaksın dedi. Yani o kadar dikkatli dinlemiş ki, yani videonun konuşma esnasında kafesleri satacağımı duymuş. Vallahi kardeşimizim, hani şu an için yeni kafes almadım. Bildiğiniz gibi ızgaralı kafes alacağız yeni sezonda. Bir de arkadaşlar şu sehpalar var. Sehpaların üstünde de kafesleri koymuştum ben. Bunları duvara asmayı düşünüyorum. Duvara asacağız kafeslerimizi. Yeni sezonda bayağı bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir düzenleme getireceğiz. Artık bundan sonra düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağız. Yani 2 günde bir, 3 günde bir videolar atacağız arkadaşlar. Sizden tek ricamız var. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. İçeriklerimiz daha çok çeşitleniyor arkadaşlar. Gün geçtikçe daha farklı bilgiler sunuyoruz. Yani vlog tarzı olsun, bilgi videoları olsun. Genelde vlog tarzdaki videolar daha çok izleniyor. Bilgi amaçlı çekilen videolar biraz daha az izlenmeye sahip oluyor. Bilgi amaçlılar uzun vadede katkı sağlıyor arkadaşlar. Onları öyle söyleyelim. Bunlar da sarı BF dişimiz var. Onların yavruları. Babamız da şu parçalı erkek. 3 tane yavrumuz çıktı. 3 tane yumurtamız boş. Yumurtaları alacağız. Hayvanların büyümesini bekliyorum. Hem yastık görevi de görüyor. Hayvanlar ezilmesin diye bıraktık. Evet arkadaşlar, bunların durumları da bu şekilde. Evet, bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Kümesimiz bayağı bir temizlik istiyor. Yani kümesi baştan sona kadar bir yaz temizliği yapmamız lazım. Yuvarlıkların çoğunu çıkardık zaten. Balkona bayağı bir ayar çekmem lazım. Balkonda bayağı bir bakmış durumda. Rafyaların içinde yeni çıkan yavrular var. Yani bence rafya işe yaramış. Rafyanın içinde şöyle baktığımda küçük küçük yavruları görüyorum arkadaşlar. Buraya koyduğum anaçların çoğu doğuydu zaten. Hamilelerdi. Hamile olanların birkaç tanesi doğum yapmış. Bakacağız. Bir de kafes sistemini kuracağım arkadaşlar. Bu akvaryumun içine kafes sistemini kuracağız. Veyahut da şu üst akvaryuma bunun kumunu değiştireceğiz. Bu hegem kum. Bitkileri falan da değiştireceğim. Buraya olmadı. Kafesi buraya kuracağız. Sıva filesinden kafes yapacağız arkadaşlar. O kafesi buraya kurarız. Kurduğumuz kafesin içine de dişili erkekli lepistesleri atarız. Yani kafeste koyduğumuzda yavrular bu alt tarafta barınacaklar. Kafesten aşağı inecekler. Veyahut da kafesleri yavruların saklanma alanı şeklinde yaparız. Bir tane buraya kafes yaparız. Bir de olmadı şu köşeye yaparız. Yavruların saklanacağı bir alan oluştururuz. İsterseniz ara ara akvaryum videoları da gelir. Lepisteslerin videoları da gelir. Şu an için lepisteslerimiz var. Midyelerimiz var. Şu midyenin altına kum koymam lazımmış galiba. Midyeler kumda daha rahat yaşıyorlarmış. Şu üstte 3 tane midyemiz var da bunların kumu var. Şu altta 2 tane midye var. Onları da suyu temizlesinler diye koydum. Bir de elma salyangozları da buraya koyduk.
3 tane de elmas anemozumuz var. Onlar şu an için yavruları yok. Bakacağız. İlerleyen zamanlarda belki onlar da yumurta dökebilirler. Akvaryumumuz da bu şekilde. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirsiniz. Memnunum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğimiz gibi izlenme sayısına ihtiyacımız var. Yaklaşık olarak 1500 civarı, 1500 saat kaldı. Onu da tamamlarsak kanalımız incelemeye alınacak. Evet arkadaşlar, videomuz şimdilik bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.